Medvedev'e gelelim. Kara harekatının bir 3. Dünya Savaşı anlamına geleceğini net bir şekilde söyledi. Şimdi bu blöf müdür yoksa gerçekten bir karşılığı var mı? Şimdi isterseniz ben şöyle birkaç cümlelik geçmişten bir örnek vereyim. Azerbaycan-Ermenistan Savaşı. Ermeniler Azeri topraklarını adım adım işgal ediyorlar. Dağlık Karabağ işgal altında. Ve o anda Türkiye'nin 90'lı yılların ilk yarısı, Türkiye'den şöyle bir ses yükselmişti. Gerekirse Ermenistan'a müdahale edelim. Hatta rahmetli Turgut Özal'ın şöyle bir sözü vardı. Kars'ta bir tatbikat yapalım. Yanlışlıkla birkaç top mermisi Ermenistan'a düştü şeklinde. Evet. Ve o zaman Rusya Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir şey açıklama gelmişti. Ve demişti ki Rusya, Türkiye eğer Ermenistan, Azerbaycan lehine müdahil olursa 3. Dünya Savaşı çıkar dedi. Yani bu 3. Dünya Savaşı çıkar söylemi ilk defa Medvedev'in kullandığı bir şey değil. Ve bunu 90'ların ilk yarısında Rusya kullandı Ermenistan meselesinde ve Türkiye'ye adım atamadı. Şu andaki tehdit, emin olun, Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'ndaki durumdan çok daha ciddi. Ve Türkiye'nin bir kara harekatına girmesi demek, Medvedev'in biraz söylediği gibi gerçekten de orada İran, Rusya, rejim güçleri, Kürtler, PYD gibi gruplarla karşı karşıya gelmesi demek. Burada evet bunun kontrolden çıkması ve bir 3. Dünya Savaşı'na götürme tehlikesi gerçekten var. Bu bir. 3. Dünya Savaşı olmasa bile bunun çok kolay bir şekilde bir mezhep çatışmasına dönmesi tehlikesi de var. Şimdi tabii Suudi Arabistan için içinde olunca, İran olunca zaten evrilme de var. Mezhep boyutu, ama biz yine Türk-Rus ilişkileri bağlamında gidelim. Ortada hala bir Rusya'nın alacak bir intikamı var kendi sözüne göre, ki onu geçen yayında çok net söylemiştin. Bunu kolay kolay unutmayacak. Evet. Uçak düşürmüş olmasını vesairesi. Bir de kendisinin o kadar riske edip rejimi korumak için oraya askeri şey yapıyor ve bir takım güçler buraya rejime yönelik olduğu belli olacak şekilde giriyor. O zaman Türkiye ile Rusya doğrudan savaşma riski mi var? Şimdi şöyle bir durum var. Yani geçenlerde birkaç hafta önce bir Rus uçağı yine bir hava sahası ihlali yaptı ve Türkiye'den açıklamalar geldi. Rusya yine inkar etti bunu. Ben orada o ihlali şöyle değerlendirdim. Yani Türkiye'nin kara harekatına girme tehlikesine karşı Rusya bir anlamda hani bir mesaj veriyor. İkincisi, yeniden bir uçak düşürme olursa bu sefer hiçbir bahane kalmadan direkt Rusya Türkiye'yi vurabilir. Dün biliyorsunuz Hazar'dan attığı füzelerle Aziz'i vurdu. Bu da aslında bir mesaj olarak kabul edilebilir. O değil mi? Onun Aziz'e yaptığı saldırı, Rusya'nın yaptığı saldırını, Türkiye'nin YPG'ye yaptığı saldırıya misilleme olduğuna... Ben öyle düşünüyorum. Yani Rus uzmanlar arasında da bu şekilde düşünenler var. Şimdi Türkiye'nin şöyle bir durum var. Uçak düşürülmesi konusunda Rusya gerçekten unutmayacak ve bunun intikamını alacak. Peki neden geride duruyor? Çünkü ortada bunun bir NATO-Rusya çatışmasına dönmesi ihtimali var ki kendileri de açık bir şekilde söylüyorlar. Biz bunu istemiyoruz diyorlar.